Günaydın canlarım, günaydın güzellerim, günaydın gençler ve daima genç kalanlar, günaydın genç kalmakta kararlı ve ısrarlı olanlar. Türkiye güzel ülke, Türkiye komikler ülkesi. Mükemmel bir mizah anlayışımız var. En çok da ülkeyi yönetenler, Türkiye'yi adeta insanları daha doğrusu katıla katıla güldürüyorlar. Ben bayılıyorum. Ben çok gülüyorum. Ben çok eğleniyorum. E canım bu kadar yokluğa rağmen mi? Ne? Bu kadar yokluğa rağmen mi? Otomobil pazarı geçen seneye nazaran %66 artmış. %66. Yani her 100 kişide 66 kişi daha çok otomobil almış bu sene. Pandemiye rağmen. Ha pandemi geçtikten sonra. Pandemi geçtikten sonra demeyelim isterseniz ona. Zoraki normalleşmeden sonra. Ya gülüyorum ağlanacak halimize. Aslında berbat bir istatistik. Biri yer, biri bakar. Kıyamet ondan kopar istatistiği. Neyse be, geçelim mi bunları? Gelelim başka şeylere. Canlarım benim. Kısacık bir fıkra. Biraz, içinde edepsizlik çok canım. Ama absürt bir fıkra. Fıkra bu ya. Fare fille evlenmiş ya da fil fare ile evlenmiş. Hangisi erkek, hangisi dişi diye sorarsanız tarih filin dişi farenin erkek olduğunu anlatıyor. Bilmem öyle yazıyor. Neyse evlenmişler. Tabii normal ne olur? Evlilikte ilk gece zifaf gecesi olur. Başka bir diğer ismiyle gerdek gecesi olur. Harika bir gerdek gecesi yaşamışlar. Sabah kalkmışlar. Farenin keyfine diyecek yok. Ama bir neşeli, bir neşeli. Şen şakra. Kediler bile dokunmamışlar fareye. Bırak eğlensin gari demişler. Fil. Fil de mutlu. Hortumundan gerçi çok belli olmuyor ama hafif gülümsemeleri var. İkinci gece, sabahı. Harika bir gece. Fare of 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 göklerde. Üçüncü gecenin sabahı. Fare pek bir neşeli. Öğleye doğru fare pek üzüntülü. Neden? Fil ölmüş. Neden ölmüş diye sormayın. Fil ölmüş abi. Ne bileyim ben neden öldüğünü. Fil ölmüş. Tabii fare kara kahır abi. Hemen gitmiş bahçede mezar kazmaya başlamış. Yanından geçen bir başka fare sormuş. Ne yapıyorsun demiş. Ya ne yapacağım demiş ya. 3 günlük mutluluk yüzünden demiş. Bir ömür boyu şimdi mezar kazacağım. Ben çok gülüyorum. Ama neden gülüyorum? Bir sorun bakalım neden gülüyorum? Canlarım benim. AKP Genel Başkanı'nın yanında bir sürü yalaka var biliyorsunuz. Çok. Sadece para almaya ve yalakalık yapmaya yarıyorlar. Fikir ne fikri? Kendilerinin fikri yok ki başkalarına dağıta. Neyse bunların herhalde akıllarına güzel bir şey gelmiş. Güzel olacağını zannetmiş olmalılar. Demişler ki padişahımız, affedersiniz o eski zaman fıkralarında oluyordu. Ben günümüz fıkrasını anlatıyorum size. Efendim demişler, sizi gençlerle buluşturalım. Nasıl beni gençlerle buluşturacaksınız? İnternet üzerinden YouTube kanalınız var sizin. 40 bine yakın da aboneniz var, takipçiniz var. Yani beni 40 bin kişi mi takip edecek? Olur mu efendim? Daha fazla kişi takip eder. Duyururuz. Bütün televizyonlar bizim haber veririz. Onlar da haber verirler. Efendim buluşuruz. Biz zaten gençlerin ellerine soruları vereceğiz. Merak etmeyin. Sorudan daha ziyade size övgüler düzülecek demişler. Olmalılar daha doğrusu. Demiş olmalılar. Ve efendim AKP Genel Başkanı YouTube'da canlı yayına başladı. Ana! O da ne be ya? Z kuşağı diye bir kuşak. Abi ne zaman doğmuşlar, ne zaman büyümüşler, ne zaman gelmişler? Daha onlar doğduklarında Recep Tayyip Erdoğan birkaç yıllık başbakanmış yani. Ama abi çocukların ömürleri onunla geçince herhalde biraz da bu sınavlar mınavlar konusu böyle erkene çekilince, bir oynayınca, bir oraya bir buraya oynayınca falan filan herhalde çocuklar biraz kızmış olmalılar abi. Başlamışlar mı dislike atmaya? Dislike böyle aşağı yani seni beğenmedim.
Abi 400 bin dislike. Diyor ki Ahmet Hakan, bu nasıl şey be ya diyor. 40 bin kişi izliyor, 400 bin kişi dislike atıyor. Saçma sapan bir şey. İşte Ahmet için saçma sapan bir şey ne demek biliyor musun? 40 bin kişi izlerken 400 bin kişi dislike atıyorsa bu demektir ki biz seni izlemiyoruz. Biz sana sadece dislike atmak için buralarda dolanıyoruz. Çünkü ne yaparsan yap, ağzınla havadan uçan kuşu tutsan sen bizim için bittin demektir. Değil mi? Evet. Fakat tabii bunun üzerine, bu dislike'lar üzerine AKP Genel Başkanı haklı olarak abi gençler de ayıp etmişler yani. Çok öfkelendi. Ve benim aklıma ne geldi? Martin Luther King'i tanırsınız değil mi? Canlarım tanır. Tanımamanız mümkün değil. En azından adını duymuşsunuzdur. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Afrika kökenli Amerikalıların o muhteşem dini lideri diyebiliriz. Siyasi lider değil, dini lideri diyebiliriz. Martin Luther King'in, Google'dan girin lütfen bulun, muhteşem bir söylevi vardır. Bir hayalim var diye başlar. Bir hayalim var diye yazın Google'a, kesinlikle Martin Luther King çıkacaktır. Ha, AKP Genel Başkanı da çıkabilir ama siz Martin Luther King'i okuyun. Ben şimdi size AKP Genel Başkanı'nın bir hayalim var dedikten sonra neler söylemiş olabileceğini aktaracağım. Tamamen kurgu. Böyle bir şey duymadım. Henüz böyle bir şey söylemedi. Henüz böyle bir şey söylemedi. Ben hayalim var diyerek hayal gücünü kullanacağım. Oraya doğru gidiyoruz çünkü canlarım. Mesela şöyle söylerdi Sayın AKP Genel Başkanı büyük ihtimalle. Bir hayalim var. Sosyal medyaların tamamı benim babamın çiftliği olsun. Ben istediğim zaman onları kapatayım. Bir hayalim var. Gümrük kapıları benim babamın çiftliği olsun. İstediğim zaman onları kapatayım. Siyasi partiler benim babamın çiftlikleri olsun. Dilediğim zaman onları kapatayım. Ya sonunda nereye gider bu iş? Bu güzel memleket benim babamın çiftliği olsun. Ben canım çektiğinde bu ülkeyi kapatayım abi ya. Abi ya demez de yani. Neyse o da benim abi hayalimden geçiyor ya. Çok iyiyim değil bu sabah. Neden? Abi gazeteler yani yandaş gazeteler o kadar mutlu haberler veriyor ki Sayın AKP Genel Başkanı ile ilgili. Ben mutlu olmayayım da kim mutlu olsun? Canlarım benim. Yani fıkraya gelirsek. Abi bu danışman kadrosu mu, iletişim kadrosu mu? Neyse birileri var orada ya böyle kallavi paralara çalışıyorlar. Hiçbir şey üretmeden. Yan bir dönüm bostan, yan gel yat Osman maaş alıyorlar. İşte onlar, ulan bir saatlik mutluluk yüzünden geleceğimizi çaldınız lan. Bir saat mutlu edeceğiniz diye bir beyefendiyi bizi perişan ettiniz. Allah Allah. Fare gibi olduk lan biz de. Tövbe tövbe estağfurullah. Ya canlarım benim işte böyle güzel bir ülke. Şimdi bakın bir güzel haber daha var. Ama ne güzel haber. Numan Kurtulmuş'un adını mutlaka duymuşsunuzdur. Kendisini de görmüşsünüzdür. Eskiye gitmeyin. Ben eskiye gidilmesini sevmem. Eskiye giderseniz Numan Kurtulmuş'la Erdoğan arasındaki ağız kavgalarını okursunuz. Dinlersiniz. Aman Allah'ım ya Rabbim. Aman Allah'ım dersiniz. Bunlar mı şimdi birbirlerine çalışıyorlar? Bunların biri başkan ötekisi yardımcısı mı falan dersiniz. Gençliğiniz haram olur size, zehir olur. Bu nasıl bir karakter? Aman Allah'ım ya Rabbim dersiniz. İnançlı olanlarınız daha hemen o an dinler dinlemez. Allah'ım beni Numan Kurtulmuş tipinde bir karakter olmaktan koru ya Rabbim dersiniz. Vallahi öyle dersiniz. Ben sık sık derim çünkü. Yaratıcıma ellerimi açarım, gözlerimi kaparım. Ulu yaratıcım, büyük yaratıcım benim karakterimi
Numan Kurtulmuş karakteri olmaktan koru ya Rabbim. Benim karakterimi Süleyman Soylu karakteri olmaktan koru ya Rabbim falan diye dualar ederim. Çünkü Süleyman Soylu başka. Allah'ım ya Rabbim benim karakterimi Devlet Bahçeli karakteri olmaktan koru ya Rabbim derim. Para pul istemem ben. Benim öyle şeylerle işim yoktur. Abi yeter bana bu üç karakter mesela ve buna benzer karakterler gibi olmayayım yeter. Mesela Allah korusun Cahit Özkan gibi bir karakter olsam ben ne yaparım abi? Ne yaparım abi? Siz karakter olurum. Yani siz değil siz. Yani İngilizce konuşmaya çalıştım. Çok keyifliyim diyorum ben size. Karaktersiz olurdum yahu. Allah Allah. Ben kendimi çok seviyorum. Kendimden memnunum. İşte bu Numan Kurtulmuş. Okan Müderrisoğlu var ya. Okan Müderrisoğlu duydunuz mu? Tanıdınız mı? Ay soy ismi çok güzel. Müderrisoğlu. Gerçi bu dönemde müderrislik yasak biliyorsunuz ama neyse onu Türkçe'ye çeviririz. Abi baş yağcılardan biri. Neyse. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi ya. Başka ne olacak adam yani? Erdoğan'a soruyor. Nereden çıktın Erdoğan beyefendi ya? Numan Kurtulmuş'a soruyor. Ya bu Kemal Kılıçdaroğlu diyor basın özgürlüğü yok falan diyor. Hani bu diyor Tele 1 falan kapatılıyormuş da haber. Neydi hangisi Halk TV kapatılacakmış? Var mı böyle bir şey hakikaten basın özgürlüğü konusunda sıkıntı mı var Türkiye'de? Sorunun güzelliğine bakın abi ya. Soru harika ya. Soru şekli de aynen böyle. Numan Kurtulmuş diyor ki ben diyor geçen gün diyor sayın diyor Kılıçdaroğlu'nun diyor meclis grubunda yaptığı konuşmayı televizyonda izledim diyor. Bütün televizyonlar neredeyse verdi. Herhalde diyor yalnız yine de bir herhalde koyuyor. Bütün televizyonlar dediği dikkat. Tele 1, Halk TV, KRT, biraz da Habertürk, birazcık. Bütün televizyonlar, yakında bu salı, bu bütün televizyonların ikisi kapalı. Tele 1 ve Halk TV de kapalı. Çok büyük ihtimalle Habertürk de korkacak vermeyecek. Bir geriye kaldı KRT, Kültür Radyo Televizyon. Ya bu Numan Kurtulmuş çok komik adam ya. Vallahi çok komik. Ya da mübalağacı abi. Bu kadar abartma olmaz ya. Memlekette 300 tane televizyon var. Bütün televizyonlar diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını veren televizyon sayısı 4. 3,5. 4 de değil. E ben gülmeyeyim de kim gülsün? He canlarım benim. Hadi hep beraber gülelim. Ya bu nasıl bir rezillik ya? Bu nasıl bir kepazelik, bu nasıl bir utanmazlık ya? Peki bu halkın nasıl bir yarısına yakını var ki? %46 abi, kamuoyu araştırmaları MHP ile ikisi %46. Vallahi moralinizi bozmak istemem. Neyse %52'den iyidir %46. Daha erken çünkü. İnşallah bir erken seçim olmaz da. %30'a kadar, %25'lere kadar düşer inşallah. Ama canlarım benim ya. Ya bu nasıl bir halk ya? Ya bu nasıl bir halk mı halk mı anlamıyorum bazen. İsmet Paşa'ya mal edilir. Söylemiş midir söylememiş midir bilmem. Millet değil illet demişti. Vallahi sonra da Erdoğan söyledi. Millet ittifakını aşağılamak için. Onlar dedi millet değil illet ittifakı dedi. Bahçeli mi söyledi? Bahçeli. Peki Bahçeli söyledi. Ya ne fark eder? Yoktur birbirlerinden farkları. Ha Bahçeli, ha Erdoğan. İkisinin söyledikleri daha iyi mi? Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Canlarım benim, güzellerim benim. Hoşça kalın.